Parti bugün Kocaeli'de 12 il belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısındayız. Biz de Kocaeli TV olarak sevgili yazı işleri müdürümüz Ayşegül Hanım'la beraber konuklarımızı ağırlamaya devam ediyoruz. Derince belediye başkan adayımız İbrahim Şirin Bey yanımızda. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle AK Parti dün akşam heyecan sona erdi. Belediye başkan adayları arasından sizlere bu görev tevdi edildi. Öncelikle bu konudaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? Uzun yıllar teşkilatçılık yaptım. Herkesin gönlünde bir aslan yatıyor. Elimizden geldiğince görevlerimizi iyi yapmaya çalıştık. Bu dönemde Allah izin verirse belediye başkanlığı için yola çıkalım dedik. Rabbim yüzümüze güldü. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza, bizleri bu göreve layık gördüğü için çok teşekkür ediyorum. Kıymetli il başkanıma, büyükşehir belediye başkanıma, milletvekillerime, ilçe başkanıma, teşkilatımın her kademesindeki kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Onlardan biriyim, içlerinden biriyim. Eminim benim kadar mutlular. Yükümüzün ağır olduğunu biliyoruz. Ama bugün bismillah diyeceğiz. Allah'ın izniyle de sahaya çıktığımızda coşkuyla, gayretle mutlu sona ulaşacağımıza, Allah'ın izniyle de seçimi en yüksek oyla, Derince'de gerçekten özlediğimiz, umut ettiğimiz, layık olduğumuz yönetimi inşallah getireceğimizi düşünüyorum. Mutluyum, gururluyum. İftar ediyorum, teşekkür ederim. Derince'de bir sıkıntı görüyor musunuz? Seçim anlamında mı? Evet. Yok, Allah'ın izniyle hiçbir sıkıntı görmüyoruz. Sahaya çıktığımızda da bunu göreceksiniz. Hep beraber olacağız inşallah. Gerçekten teveccühü var insanlarımızın. AK Belediyecilik zaten Türkiye'ye örnek. Cumhur İttifakımızın da çok kıymetli desteği var. Özellikle Derince'de çok güzel bir uyum, ahenk var. Bunların da desteğiyle sefer bizden, zafer Allah'tan, ama Allah'ın bizi zafere ulaştıracağına inancım tam. Peki Derince için bir hayaliniz, mega projeniz var mı? Proje çok. Derince'yi biliyoruz. Sokağını, caddesini. Biz Derinceliyiz. Ama hani belki çok erken söylem için, neticede büyüklerimize de istişare edeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımızla, il başkanımızla bir heyet halinde çalışacağız. Şimdi belki söylememiz münasip olmaz ama emin olun ihtiyaç olan, vatandaşımıza dokunan çok ciddi projelerimiz var. Evet, seçime çok kısa bir süre kaldı. Peki seçmen niçin İbrahim Şirin'e oy vermeli? Bir kere onlardan biriyim, içlerinden biriyim. Beni yakından bilirler. Yıllardır oradayız. Büyüklerimiz, küçüklerimiz. Ya bizi çok iyi tanıdıklarına inanıyorum. Sözümüzün eri olduğunu bilirler. Öyle boş vaatleri falan yapmayacağımızı, söylediğimizi gerçekleştirmek için tam gayret göstereceğimizi, kimseyi ötekileştirmeyeceğimizi, kapımızın herkese açık olduğunu, samimi bir insan olduğumuzu bilirler. Bu samimiyeti de onlara bugüne kadar yansıttık. Ben 5 yıl ilçe başkanlığı yaptım, 5 yıl belediye başkancılığı yaptım. O sokaklarda gezdim. Hemen hemen herkesi tanırım. Onlar da bizi bilir. Bildiklerine, güvendiklerine çok daha gönül rahatlığıyla destek vereceklerine inanıyorum. Peki nasıl bir belediye başkanı olacaksınız? Ulaşılabilir, şeffaf? Muhakkak. Zaten AK Belediyeciliğin, Sayın Cumhurbaşkanımızın bize öğrettiği bu. Bunun haricinde bir imkan yok yani. Cumhur İttifakımızla beraber çok geniş bir yelpazeyiz. Derince'nin tamamını zaten kucaklıyoruz. Dolayısıyla kesinlikle şeffaf en önemlisi, hesap verebilir. Kamu kaynaklarını faydalı kullanan, israf etmeyen, insanların dertleriyle dertlenen, en kolay ulaşılabilecekleri. Zaten Allah izin verirse çok güçlü de bir ekip kuracağız. Dolayısıyla hep sahada olacağız. Onlar bizim fiziki yüklerimizi aldığında biz daha rahat insanlarla buluşacağız. Onlarla konuşacağız. İstedikleri zaman bize ulaşacaklar. Biz zaten onların ayağına da gideceğiz.